Değerli ve sevgili Kösepınar köylüleri ve kaderliler hepinizi sevgim ve saygımla selamlıyorum. Kösepınarı köyü sınırları içerisindeki Gezit Dağı 2230 metreyi bulan yüce bir dağdır. Kösepınarı, Tahta, Oruçbey ve Gözyaşı köyü konum olarak orman içerisinde yer almaktadır. Tabii ki bu nedenle halkın öncelikle geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ayrıca ormancılık faaliyetleri de yürütülmektedir. İçinden geçen Savrun çayı köyün yoğun olukla olan sınırını belirliyor. Teke çökü dağı ise köyün yeşil yaylayla olan batı sınırını belirler. Köyün kuzeyi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Çığışar yaylasına dayanır. Köyün güney sınırında ise İlbistanlı köyü bulunmaktadır. Köyün kuzey bölgesi yazın Kadirlilerin ve çevrede bulunan ilçelerin yayla olarak kullanılmaktadır. Meşhur yaylaları Nacaklı, Çampınarı yani Ergenekon, Göğübüget, Sıyrıngaç, Elmacık, Gavur Mağarası, Alipaşa, Demirçık ve Bağdaş. Ergenekon yaylasında Kocaçınar ve Bağdaş'ta bulunan yapay göletleri gerçekten cazibe merkezidir. Arkeolojik açıdan bakıldığında Kösepınarı köyünün yakınlarında bulunan antik taş ocağında yarı işli bir sütun parçası bulunmuştur. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet adlı romanında anlattığı İnce Mehmet diye bilinen Safiye Mehmet de Toros doğalarındaki Tuvaras vadisinde takip sonucunda öldürülmüştü. Yaşar Kemal'in birkaç söyleşisinde boynu eğri Mustafa lakaplı Mustafa da bu köyde bulunmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Malatya'dan buraya yerleşen Çambolatlar önemli Türkmen aşiretlerinden birisidir. Köyde de Canbolatlar soyadıyla günümüzde hala yaşamaktadırlar. Canbolat ailesinden çok önemli isimler de bulunmaktadır. Müşür Kaya Can Ankara Dil Tarih'ten değerli hocamız Profesör Doktor Mustafa Can ve Keban Barajı'nı inşa eden Ali Canbolat bu ailedendir. 16. yüzyılda Avşar Döngelli ve Yortan cemaatlerinin yanı sıra Alişarlı, Cerit ve Karamanoğlu gibi hem Eymür hem de Varsak hem de Bayındır boyuna mensup yörüklerin köye geldiği anlaşılmaktadır. Ancak Köse Pınar ya da Köse Pınarı ya da başka bir deyişte Köselerin Pınarı köyüne adını verenlerin Kayseri dolaylarından bölgeye inen Avşarların Köseli cemaatinden gelmektedir. Ayrıca 1515 Turna Dağı Savaşı'ndan sonra bölgeye hakim olan Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim'in de Köse Pınarı'nda kaplan avladığına dair minyatürler bulunmaktadır. Avşarların Köseli cemaatinin bir kısmı 1571'de Kıbrıs'ın fethinden sonra bu bölgeye yerleştirilmiş. Bir kısmının da Tarsus civarına yerleştirildiği anlaşılıyor. Varsatlar arasında Kusun cemaatine bağlı bulunan Köseliler 1519'da 13 hane, 1526'da 6 hane, 1543'te 5 hane, 1572'de 7 hane olarak kaynaklarda yer almış. İşte bu Köseliler cemaatinin bir kısmı Kayseri'ye, Kayseri'den de Kahramanmaraş dolaylarına inmişler. İşte bu gelenler Salmanlılara tabi olup Camuştil nahiyesine bağlı Sarı Sırt köyüne yerleşmişlerdi. Karaman'da yerleşik olan at çeken oymakları arasında da Köseler cemaati bulunmaktadır. Bütün atalarınızın ruhları şahit olsun. Hepinizi sevgim ve saygımla selamlıyorum. Esen kalın.